Lut'a da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk. Çünkü o salihlerdendi. Peygamberler tarihi incelendiğinde birçok peygamberin aynı dönemde yaşadığı açık bir şekilde görülmektedir. Örneğin Hazreti Harun, Firavun'la olan mücadelesinde ve kavmine yaptığı tebliğde kardeşi Hazreti Musa aleyhisselama destekçi olmuştur. Hazreti Yakub'la oğlu Yusuf aleyhisselam da Rabbimizin aynı dönemde peygamberlik makamıyla şereflendirdiği mübarek insanlardır. Cenab-ı Allah, Lut aleyhisselamın da Hazreti İbrahim'le birlikte aynı dönemde yaşadığını bizlere bildirmektedir. Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in kardeşi, Harran'ın oğludur ve İbrahim aleyhisselama ilk tabi olanlardandır. Nemrut tarafından atıldığı ateşten Allah'ın izniyle kurtulan Hazreti İbrahim, artık açık bir şekilde tebliğe başlamıştır. Kur'an'da Hazreti İbrahim ve Lut aleyhisselamın da aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşadıkları haber verilir. Farklı kavimlerin içinde hayat sürmelerine karşın, birbirlerinin destekçisi olmuşlardır. Bu dönemde iman eden Hazreti Lut aleyhisselam, Hazreti İbrahim ve diğer müminlerle birlikte Babil'e hicret etmiştir. Daha sonra Sodom adı verilen bölgeye geçen Hazreti Lut aleyhisselam, sapkın bir kavimle mücadele etmek zorunda kalır. Yeryüzünün en ahlaksız kavmi, kendi eşlerini bırakarak eşcinsel ilişkilere sapmaktadır. Allah'a hicret etmek, ona gönülden teslim olmak, tek dost ve vekil olarak onu bilmek ve Allah'ın himayesine sığınmak anlamlarına gelmektedir. Hazreti Lut da sapkın kavminin inkar dolu yaşamlarından uzaklaşarak Rabbimize hicret etmiş, tüm peygamberler gibi samimiyeti ve Allah'a tevekkülüyle insanlığa örnek olmuş kutlu bir insandır. Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim farklı kavimlere gönderilmişler, farklı insanlara tebliğde bulunmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un tebliğ yaptığı toplumun Allah'ın men ettiği bir sapıklık olan eşcinselliği yaşayan bir toplum olduğu bildirilmektedir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, "Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen bir hanif olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır." buyurmakta ve insanları belli bir fıtrat üzerine yarattığını haber vermektedir. Cenab-ı Allah'a isyan eden iblis ise insanlara Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emreder. İnsanı fıtratından uzaklaştırıp türlü sapkınlıklara düşürmeye gayret eder. Şeytanın insanları sürüklediği sapkınlıkların en uç örneklerinden biri ise eşcinselliktir.
Bu ahlaki sapkınlık, tarih içinde farklı insan toplulukları arasında görülmüştür. Bu topluluklardan biri de putperest Lut kavmidir. Hz. Lut, Rabbimize gönülden iman eden, güzel ahlaklı, tevekkül sahibi mübarek bir peygamberdir. Kavmini de Cenab-ı Allah'tan korkup sakınmaya, Allah'ın men ettiği bu sapıklıktan vazgeçmeye ve Allah'ın razı olacağı gibi bir yaşam sürmeye davet etmiştir. Ancak kavmi Allah'ın kutlu elçisinin davetlerine düşmanlıkla cevap vermiştir. Hazreti Lut'un kavmi gösterdikleri çirkin cesaret ve bu ahlaksızlıkları nedeniyle Rabbimizin azabını hak etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin uğradığı son şöyle haber verilir. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Kavminin cevabı, yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları. Çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış demekten başka olmadı. Bunun üzerine biz karısı dışında onu ve ailesini kurtardık. O, karısı ise geride kalanlardandı. Ve onların üzerine bir azap sağanağı yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte. Açıkça uyarılmalarına rağmen yaptıkları sapkınlığa devam eden bu insanlar, Hz. Lut'u ve beraberindeki müminleri bulundukları şehirden sürmekle tehdit etmişlerdir. Ve çokça temizlenen insanlarmış diyerek kendilerince müminlerle alay ettiklerini sanmışlardır. Kavmin bu sapkınlığına ve azgınlığına karşın Hz. Lut Allah'ın rızası için tebliğine devam etmiştir. Hz. Lut Allah'a olan coşkulu imanının ve derin Allah korkusunun bir tecellisi olarak sabırlı, kararlı ve cesur bir kuldur. Yaptığı tebliğe kavminin alaylı ve saldırılarla cevap vermesi, onun şevkini ve azmini daha da pekiştirmiştir. Allah'ın insanlara uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdiği tüm peygamberler gibi, insanlara iyiliği emredip onları kötülükten men etmeye devam etmiş, Rabbimizin kendisine bahşettiği bu şerefli sorumluluğu titizlikle yerine getirmiştir. Cenab-ı Allah'ın uyar emrini yerine getiren Hz. Lut, gece gündüz demeden kavmini içine düştükleri sapkınlıktan kurtulmaları için uyarmıştır. Ancak sapkın kavim, Hz. Lut'un peygamberliğini reddetmekle kalmamış, yaptığı tüm uyarıları kabul etmeyerek onunla alay etmişlerdir. Lut kavmi de gönderilenleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut, sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Hz. Lut aleyhisselam kavminden yaptıkları çirkin hayasızlığı bırakmalarını ve kendisine tabi olmalarını istemiştir. O, yaptığı bu tebliğin hemen arkasından onlardan hiçbir karşılık beklemediğini, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret gösterdiğini belirtmiştir. Hz. Lut, kavminin yaşadığı hayatın ne kadar büyük bir ahlaksızlık olduğunu da şöyle tarif etmektedir. Siz insanlardan cinsel arzuyla erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, eğer bir son vermeyecek olursan gerçekten buradan sürülüp çıkarılanlardan olacaksın. Dedi ki, gerçekten ben
sizin bu yaptığınıza öfkeyle karşı olanlardanım.''